Yani aklı başında bir insanın böyle bir şey yapması mümkün değil. Ben enişteye cici mici dedim ama bu biraz deli galiba. Biraz mı? Adam beni kucakladı, yatağa götürdü. Bana dünyanın en güzel sözlerini söyledi. Sonra ben bir süre buralarda olmayabilirim dedi. Neden diye sorduğumda da susturmak için dudaklarıma yapıştı. Zeynep? Siz? Sabah kalktığımda adam yanımda değil, cezaevindeydi. Tamam da Yılmaz'la ne konuşmaya gitmişti, olay buralara kadar gelmiş ki? Ne bileyim ben Elif. Sabah komutanı ziyarete gittim, çok kalmaz dedi. Ama tabii başına bir iş gelmezse, Halil İbrahim kendi başını bir belaya sokmazsa. Sokmasın. Zeynep. Efendim ana. Baban seni çağırıyor kızım. Anlatmış mı annem her şeyi? Topallıyordu. Hırsından onu da unuttu. Belli ki anlatmışlar da artık ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış orasını Allah bilir. Öğreniriz bakalım şimdi. Anne, ne olacak şimdi? Bilmiyorum kızım. Artık adama ne dedilerse. Baba, yapılacak tek bir şey vardı. O da götürüp jandarmaya teslim etmek. Fikret. Ben sana güvenmiştim. Yazıklar olsun sana Fikret. Sen kardeşini kendi ellerinle götürüp jandarmaya teslim ettin, öyle mi? Bizim bunu yapabilecek çevremiz ve gücümüz varken kardeşini yaktın. Baba, Allah aşkına ya. Baba, abim Tuncay'ı yakmadı. Abilik yaptı ona. Suçu işleyen kimse cezasını çeker. Bizim ailemizde de olsa bu böyle dedi. Doğru olanı yaptı yani. Zeynep yüzünden oldu baba. Madem burada bütün doğruları konuşuyoruz, Fikret abimi mecbur bıraktı. Sen susup dur aşağı. Benim bu evle ilgili bilmem gereken başka bir şey var mı Nedim'e? Yok Rızvan Bey, ne olacak ki yani? Başka bir şey yok. Ha, benim evladım değil ama senin bilmen gereken bir şey daha var bu evde Rızvan. Sen bu evin işlerine karışmasan mı acaba? Sen sus. Neymiş o Asiye? Kızın. Hangi kızım? Benden olan değil, o kocasının yanında, senin onay verdiği gibi. Benden bahsediyor baba. Evet, sana da bahsediyorum. Ben bir haftadır sana söylemek istiyordum. Ama yalan söyledikleri için söz verdirdiler. Biz söyleyeceğiz, sen karışma dediler. Madem konu açıldı, benden duy. Ben Halil İbrahim'in yanındayım. O benim kocam. Kocan cezaevinde kızım. Şimdilik anne. Sana söylemek istemedim Rızvan. O Yılmaz nasıl olsa Halil İbrahim'i orada içeride öldürür diye, senin kızınla ara bozulmasın diye ben bir şey demedim. Asiye, yeter artık ortalığı karıştırıp bizi birbirine düşman ettiğin. Kim birbirine düşürüyor? Halil İbrahim benim kocam. Ölse de kocam, cezaevine girse de kocam. Babanı vursa da senin kocan, öyle mi? Öyle baba. Zeynep! Rızvan Bey, bırak. Bana bak. Bu senin kocan dediğin adam senin buradan ancak ölünü götürür. Bu evden çıkmayacaksın. Rızvan Bey, ne oldu? Tamer! Al götür bunu. Rızvan Bey. Odasına kilitle. Koridora bile çıksa senden bilirim. Götür! Gel, gel otur şöyle. Bırak. Gel, gel otur. Kulluk bana. Gel otur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.